rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek. Sanatçıya test sonuçlarına göre bir tedavi uygulanacağı açıklandı. Tekrar edelim, sanatçı Kadir İnanır bu sabah evinde bir inme geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılacak tetkiklere göre de tedavisinin belirleneceği açıklandı. Evet, şimdi değerli izleyenler, yine haberlerimizle devam edeceğiz ama önce CHP Sarıyer Belediye Başkanı, Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu dün bugün KRT ekranlarında seçim sürecine yönelik projelerini anlattı. Şimdi KRT olarak bütün adayları aslında kapımızın açık olduğunu biliyoruz ve söylüyoruz da bunu. Bunlardan bir tanesi de CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu'ydu. Projelerini anlattı. Seçim sonuçlarına ve seçim daha doğrusu vaatlerine yönelik bilgiler verdi. Şimdi dinleyelim. Evet değerli izleyenler, yerel seçimlere sadece sayılı günler kaldı ve bu süreçte de tabii ki KRT ekranlarında adaylar da projelerini tanıtıyorlar, mesajları veriyorlar seçmene. Şimdi bu kapsamda CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Oktay Aksu bizimle. Oktay Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız bu yoğun seçim sürecinde? Hakikaten çok yoğun geçiyor, kısa bir süre kaldı. Zaten çok az bir süre vardı biz adaylığımız açıklandığında. O süreyi kapatmak için, aradaki açıyı kapatmak için o kadar çok çalışma yaptık ki yorulduk yani gerçekten ama güzel gidiyor. En azından mutluyuz. Tabii sahada vatandaşlarla da birliktesinizdir bu süreçte. Tabii yani sabah 7'den sahura kadar sahadayız. Yani çok yoğun geçiyor. Evet, aslında kolaylıklar dileyerek yani, başlayalım o zaman. Sarıyer'de çok mahalle var. Yani mahalle sayımızın fazla olması tabii ki şey yapıyor yani sizi zaman açısından biraz etkiliyor. Ama toparladık, çok iyi gidiyoruz. Son haftaya girdik. İnşallah az kaldı. Mutlu sona ulaşacağız. Peki Oktay Bey, şimdi Sarıyer Büyükşehir Belediye Sarıyer Belediye Başkan Adayı olarak daha öncesinde sizin yine siyasette farklı görevlerde bulunduğunuzu biliyoruz. İlçe meclis üyeliği, İBB meclis üyeliği, il başkan yardımcılığı gibi. Şimdi evet. Belediye başkan adaylığı için yarışıyorsunuz. Bu süreçten bize birazcık bahseder misiniz aslında? Nasıl oldu bu süreç? Nasıl ilerledi? Ya yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum tabii ki. Siz de ifade ettiniz. Bir dönem ilçe meclis üyeliği, iki dönem büyükşehir meclis üyeliği ki bunun 2014 yılındaki Sarıyer'de ön seçimden çıkarak büyükşehir meclis üyesi olmuştum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de grup sözcülüğünü yapmıştım o dönem. Daha sonra dediğiniz gibi il başkan yardımcılığı ve milletvekili adaylığımız oldu. 2019 yılında da Kartal'da belediye başkan yardımcısı ve başkan vekilliği görevinde bulundu. 2006 yılından bu yana Sarıyer'de Uskumruköy Mahallesi'nde ikamet ediyorum.